İsmim Mehmet Selim Demir. Erzurum Horasan Kadıcalar köyünde yaşıyorum. Biz saman sap taşıyorduk. Çocuğun nasıl geldiğini bilmiyoruz. Tabii babam o patosun yanında arpa alıyor. Ben de ramorkun üstünde sap atıyorum patosa. Traktör kendinden çalışıyor. Ayağı çukura mı denk gelmiş çocuk. Kendisi diyor başım döndü diyor. Düştüm diyor. O aslanın üstüne düştüm diyor. Şeyi çeviren, ayışı çeviren patosu. O esnada eli şeye gelmiş. Kayışa gelmiş. Hastamız patosa kolunu kaptırmış. Bir tarım cihazına kolunu kaptırıp kolu kopmasıyla bize 112 vasıtasıyla ulaşıldı. Hastayı Kayseri'ye kabul ettik. Hava ambulansıyla Kayseri'ye getirdiler hastamızı. 4 saat süren bir işlem sonucunda kolunu yerine koyduk. Bu yaralanma hasta 4 yaşında. Yaralanma çok nadir görülen bir şey. Yani bu yaşlarda çok görmediğimiz bir şey. Böyle bir dönemde koronavirüs döneminde, pandemi döneminde böyle bir işlemi gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Ameliyattan sonra biz devraldık çocuğu. Başarılı bir ameliyat geçmiş zaten. Anestezilerimiz ve ortopedistlerimiz gelip her gün değerlendiriyorlar zaten çocuğun. Özellikle kolunun dolaşımı çok büyük bir ameliyat bu çünkü. Bu kol parmaklarının dolaşımı olsun, kolun dolaşımı olsun çok önemli onlar için. Alça altından bakılabildiği kadarıyla dolaşım şu an için çok iyi gidiyor. Kan değerlerinde de bir bozulma yok. Çünkü çok büyük bir organ koptuğu için bu çocuğa çok ciddi sıkıntı yaratabilirdi normalde. Ama ameliyat başarılı geçtiği için şu an öyle bir sıkıntı yaşamadık. Yakın takip etmek zorundayız bu hastayı. Çok ciddi işte böbrek yetmezliği olsun, kanında bazı değerlerin artması gibi sıkıntılara yol açabilir. Onun için birkaç gün daha yoğun bakımda takip ettikten sonra inşallah servise çıkaracağız buradan çocuğumuzu. Zaten tam olarak şey de gelmedi. Hani yer yok diye bilgi geldi bize. Orada yer yok, araştırıyoruz şurada burada derken Konya'da bir özel hastanede yer çıktı. Oraya gideceğiz. Allah razı olsun Kayseri'den Ali Eray, Günay ve Mehmet Çavuş hocamız. Bir şekilde görmüşler. Allah razı olsun. Biz yaparız diye. Kayseri'den Erzurum'a haber geldi. Ondan sonra Allah devletimize razı olsun. Binlerce de. Ambulans uçak gönderildi. Sağlık Bakanlığımız tarafından. Geldi Erzurum'dan. Uçakla alındı. Kayseri'ye getirildi. Kayseri'de ameliyata alındı. Gece saat 10'da. Bir 4-5 saat sürdü ameliyat. Hasta yaklaşık gerekli sevkler ve transferler sonucu bize 11. saatte geldi. Ama yaşı küçük olduğu için ve başka da bir şansı olmadığı için biz hastayı kabul edip yine de ameliyata aldık. Çok şükür başarılı bir ameliyat geçirdi. Şu an durumu da gayet iyi. Teknik olarak çok zor bir işlem olmasa da hastanın hayatıyla ilgili ciddi bir risk söz konusuydu. Ama çocuk olması, yaşının çok küçük olması sebebiyle bu riski de göze alıp hastayı kabul ettik. Umarım yeniden böyle bir vakayla karşılaşmayız. Ama elimizden geleni yapıyoruz bu tarz yaralanmalarda. Burada tabii ki tek başımıza yaptığımız bir şey yok. Bu çok büyük bir ekip işi. Yani Erzurum'da bu hastayı karşılayan doktordan, onu sevk eden sağlık ekibine, biz işte el cerrahi ekibi, anestezi ekibi, pediatri, yoğun bakım ekibi. Çok önemli bir ekibin parçaları bunlar. Bundan sonra da rehabilitasyon süreci çok önemli bu hastamız için. Umarım güzel bir rehabilitasyon sonucunda da iyi bir fonksiyon elde ederiz. Burada kopan ekstremitenin nakli de çok önemli. Onu bize transfer kısmı. Soğukta korunarak özel kalıpların içerisinde bize getirdiler. Onun için biz rahatça dikebildik bunu. Yoksa hani bu imkanlar olmasa dikmek mümkün olmazdı yani bu kol. Şu anda yaralanın üzerinden yaklaşık bir hafta geçti. Gayet iyi kolumuzun durumu. Çocuğun genel durumu da iyi. Hasta 4 yaşında. Yaralanma çok nadir görülen bir şey. Yani bu yaşlarda çok görmediğimiz bir şey. Koronavirüs döneminde, pandemi döneminde böyle bir işlemi gerçekleştirdiğimiz için gururluyuz. Allah devletimize, milletimize devam vermesin. Allah sağlık kurumunda, sağlık kuruluşunda çalışan tüm sağlık ekibine Allah binlerce defa razı olsun. Ali Eray hocamızdan, ondan sonra benim çalış hocamızdan ve ekibimden Allah binlerce defa razı olsun. Oğlumu korunu çok şükür. Önce Allah sonra onlar vesile oldu, kurtardı. Çok şükür Rabbime bir hafta geçti. Bugün de oğlumu korunu şu anda oturmuş, yemek yiyor, hissedebiliyor. Allah'a binlerce defa şükür. Zor bir ameliyat oldu ama çok şükür bugüne 11 saatten sonra
böyle bir ameliyat, başarılı bir ameliyat. İnanmıyorduk zaten. Yani beklemiyorduk ağzımızı. Acaba tutar mı, tutmaz mı? Kopar mı, düşer mi? Biz çocuğu kurtaralım derken çok şükür Rabbime kulu kurtardık.